Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni açmış olduğumuz üretimhaneyi göstereceğiz. Arkadaşlar güvercinleri maalesef verdik. Yani uçurmaya yer yok. Hayvanları kapatmak olmuyor. Güvercin biliyorsunuz uçurunca güzel. Üretimhane açtık. Muhabbet üretimhanesi. Zaten bu işin içindeydim ben. 7 yaşından beri muhabbetlerle bayağı dalışınlaşırdım. Allah nasip etti. Üretimhane açtık böyle. Güzel oldu. Ya şimdi bayağıdır da video çekmiyorum. Video kötü olursa ya da böyle heyecandan şeyime olursa kusura bakmayın. İlk bir söylemesine bir çek Celal. Celal de yanımda arkadaşlar bugün. Ya yani şöyle üretimhaneyi kaba saba bir çekelim. Yani bu şekilde bir üretimhane oldu. Salma falan filan. Orada büyük salmamız falan var. Şimdi takımlardan başlayalım yavaş yavaş. Arkadaşlar gittikçe daha bilgilendirici videolar, daha eğlenceli içerikler bunlardan çekeceğiz. Ben sadece şimdi yeni açmış olduğum üretimhaneye ve YouTube'a geri dönmemizin şerefine kuşlara bir gösterelim. YouTube'a geri döndük. Maalesef bu sefer güvercinler yok ama belki ileride getiririz güvercinle. Muhabbet kuşundan devam edeceğiz. Şimdi bu kafes boş değil. Yuvalıkta var kuşlar. Şöyle çıktılar. Arkadaşlar yumurtaları kaç tane var? 3, 6, 7 tane yumurtası var. Kuşumuzun takımda böyle parçalı bir takım. Dişi baskın parçalı, erkek çekinik parçalı. Arkadaşlar böyle bir takım. Bu arada arkadaşlar şeyi de ben söyleyeyim şimdiden. Biz bir tık daha Çekoslovak ve yerliye yöneldik arkadaşlar. Çünkü anlaşmalı olduğumuz pet shoplar falan var. Bu kuşlar çok daha seri satılıyor. Hani jumbolar falan o kadar seri satılmıyor. Jumbo çok pahalı olduğu için herkes alamıyor. Herkes alamayınca siz ucuzdan veremiyorsunuz falan. Bir sürü olay var arkadaşlar. Yani yerli tipinde ufak kuşlar, Çekoslovak kuşlar aşırı derecede rehavet var şu an. Bu yüzden biz bu tip kuşları daha fazla üretiyoruz. Bu tip kuşlara daha fazla yöneldim ben. Onu söyleyeyim. Burada hangi takım vardı? Burada bir tane parçalı dişi var. Bir de yanında gri bir erkek var. Bunlar da eski üretimhanemizin kuşlarından. Arkadaşlar. Ben güvercin beslerken de üretimhanem vardı. Küçük çaplıydı. Onları şey yapamadım. Hani çekemedim. Güvercin beslerken. Sağlık olsun. Şimdi büyüğünü açtık. Büyüğüyle idare edeceğiz. İki tane de bebeği var bunun. İnşallah onlar da büyüyecek. Şöyle elden alıp göstereyim ben. El avuca gelecek dereceye gelmişler. Arkadaşlar. Erkek. Gri parçalı bir kuş atmış. Annesi mavi parçalı, siyah parçalı. Babası gri spankleydi. Gri parçalı atmış. 10 numara bir kuş atmış. Neyse yatsınlar. Bu arada ben bunu bir tane YouTuber'dan gördüm. İşe de yarıyor arkadaşlar. Şimdi adamın şeyini çalmış gibi olmayalım. Gösterelim. Arkadaşlar yuva havasız kalıyor yuvalıklar yavrular büyüyünce. Yavru ölümü oluyor. Bunu yaptığınızda işe yarıyor gerçekten. Böyle büyük yuvalığınız varsa şu alttakini bak şuradan çek Celo. Şu alttakini çıkarıyorsunuz. Alttakini çıkarıp bunun gibi boş bırakıp üsttekiyle kapatıyorsunuz. Yuvalık güzel hava alıyor. YouTuber'dan görmüştüm. Ona da teşekkürler buradan tekrardan. Burada yeni eşe attığımız bir takım var. İri sakallı makallı bir kuşlar. Renk kuşu birazcık daha. Videoda şu an belli olmuyor ama şuradan çek istiyorsan. Yumurta falan yok. Bunlar zaten satılacak büyük ihtimal. Bakacağız ama. Instagram hesabından birkaç kişi sormuş. İri sakallı makallı. Jumbo kırı. Çok iri değiller jumbo kadar falan ama sakalları makalları iyi. Erkeğin. Ya bunlar galiba satılacak arkadaşlar. Bilmiyorum. Instagram hesabı da var muhabbet kuşu satışı. Oradan yapıyoruz satış. Muhabbet kuşu almak istiyorsanız siz de oradan şey yapabilirsiniz. Aşağı sayfayı koyacağım. Burada da mavi takım var. Arkadaşlar. O da yeni yumurtlamıştı. Kaçlamış gözükmüyor. 4 yumurtası var. Biz bir tanesini kaydırdık. Orada zaten bir siyahlı bir yumurta vardı. Onu ben işaretledim. Burada Lutino takım var arkadaşlar. Lutino yok. Erkek Lutino, dişi Cremino. Şöyle. Erkek Lutino, dişi Cremino. Yavruları bu arada full kırmızı göz atıyor. Biz bu yavruları kaydırdık. Onu söyleyeyim. Kuşlar da çok ses yapıyor. Böyle alkışlayınca susuyorlar birazcık. O yüzden alkışlıyorum. Arkadaşlar. O iki tane siyah gözlü bunların kendi yavrusu değil. Ben kaydırdım altına. Arkadaşlar. Cremino bir tane yavru var bakın şu an.
Gördüğünüz gibi kremini atmış. Albino var. Albino var. Bunların diğer yavruları sahiplendirildi. Hani bu boyda mı verdiniz derseniz arkadaşlar. Biz bir yumurta yavru takımın altına sahiplendirdik. Yani tüm kaç 6 tane yumurtladı işte. 2 tane yavrusu duruyor şu an. Diğer hepsi sahiplendirildi. Bu boyda vermiyoruz. Sadece alan adam kuş bak hani kuş bakmakla anlıyordu. Üretimhane tipinde bir şey var. Böyle kendi yavru takımının altına koydu. Şu anda da kuşlar sağlıklı arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bilgilendirelim. Evet, alt temizliği yapmadık. Kusura bakmayın bugün ama olsun yani ne yapalım? Yani onu da yapacağız inşallah. Burada ne vardı? Burada parçalı takımımız var. Yeşil parçalı takım bebeğleriyle birlikte. Bunlar da sahiplendirildi. Bunların büyümesini bekliyoruz. Yeme düşsün direkt gidecekler arkadaşlar. Söyleyeyim. Siz de eğer kuş sahiplenmek, kuş satın almak istiyorsanız Instagram sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz. Sayfayı tekrardan söylediğim gibi aşağı koyacağım. Bunlar ne atmış? Bunlar da muhtemelen parçalı atmıştır. Aynen öyle parçalı atmış. Parçalı baskın mı gene arkadaşlar? Parçalı çok atıyor. Diğerleri de ufak. Gaz yatsınlar ellemeyelim. Babası değişik bir yeşil bu arada bunlar. Hani yeşil ama hani videoda tam belli olmuyor ama çok böyle fıstık yeşili gibi değişik tonlarda bir yeşil takım. Buradakiler böyle. İki takım, şu takımda bir tek yumurta yok herhalde burada. Evet. Onlar da sahiplendirecek. Sahiplendirmezsek de inşallah yumurtlar onlarda. Arkadaşlar buradan hemen geçelim. Burada bir alışkın dişimiz var. Arkadaşlar gösterebiliriz. O diş de sahiplendirildi. Ele falan alışkın. Yumurta falan da yaptı. Bir tane ele alışkın bir tane erkeğin yanına gidecek inşallah. Yeni yuvasına hayırlı olsun şimdiden. Alan arkadaş videoyu izliyorsa. Evet bu şekilde arkadaşlar. O bu arada hani yem suya yok önde derseniz biz bilerek hani şu kafese koyduk. Çıkarken buradan götüreceğiz kuşu. Video daha sonra teslim edeceğiz arkadaşlar. Daha yeni ayırdık zaten. Arkadaşlar şu yeşil erkek de işte o. Az önceki gösterdiğimiz eğitimli kuş. Bu yeşil erkeğin yanına şöyle bir dişi attık. Şu an öyle boşta duruyordu dişi arkadaşlar. Kadında bir problem var ama yavru daha önce vermiş bir dişi. Bakalım yavru verecekler mi vermeyecekler mi bakacağız. Vermezse de farklı bir dişi atarız o erkeğin yanına. Bu dişi yeni yumurtlayacak. Bu yumurtaları falan vardı bu dişinin. Yumurtalarını kaydırdık biz. Yeniden yumurtlayacak arkadaşlar. Çünkü yumurta felci tipinde bir şey oldu. Tedavisini yaptık. Şimdi yeniden yumurtlayacak herhalde. Bakalım takip edeceğiz. Bir daha yumurta felci olursa artık yavru alamayabiliriz ya da bayağı bir uzun dinlendirebiliriz. Bu arada kuş yıprandığından yumurta felci olmadı. Daha ilk yumurtasında yumurta felci oldu. Büyük ihtimal kalsiyum eksikliğinden. Erkek spankle şuradan çekebiliyorsan şuraya çıkaralım. Erkek spankle bir erkek. Bu da eski yavru aldığımız kuşlardan. Dişi de parçalı mavi bir dişi. Bakın parçalı mı temiz mi? Yok parçalı. Burada yeni eşya attığımız bir takım daha var. Arkadaşlar bu kafesteki kuşlar bu arada. Bu kafeste de farklı kuşlar vardı. Takım olarak sahiplendirdik. Yani eş olarak sahiplendirdik. Verdik kuşları. Aynı şekilde bu kafeste de buraya da bir çekeceğim bir daha. Az önce şu gösterdiğimiz kafeste de farklı kuşlar vardı. Daha önce yavru aldığımız üretimhanenin kuşları. Ama bunları biz sattık arkadaşlar. Hani o yüzden yeni takımlar koyduk. İnşallah bunlardan da yeni yeni yavru yapacaklar. Bu da mavi dişi var. Biz bu da ilk yumurtasını yapacak arkadaşlar inşallah. Daha hani genç bir yavruydu. Yeni yeni hani kızıştı, kızgınlık yavru verecek zamana geldi. Eşe attık. Bir tane erkekle birlikte bu da. Deneyeceğiz. Burada ne var? Burada sarı yüz takımımız var. Böyle sarı yüz takım var. Dişisinde yavru var bununla. İşte çıkarsa ya rahatsız etmek pek istemiyorum ama. Çık kızım. Dişiyi burada çekme sen diyorum. Dişisi de bu. Sarı yüz takım arkadaşlar. Erkek daha koyu bir renk, dişi turkuazımsı bir renk. Yavrular da orada. Gözük şuradan alalım. Net gösterelim.
maşallah demeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Gerçekten emek var. Bir de ben nazara gerçekten inanıyorum. Yani lütfen maşallah demeyi esirgemeyin. Son iki yumurtası kalmış. Onlar da çıkar inşallah. Bunu da yuvalara takalım. Evet, yavaştan içeriye geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu tarafta da kuşlarımız var. Orada bir jumbo erkek var. Biraz insandan çok korkuyor. O yüzden kusura bakmayın. Çok güzel görüntüleyemeyeceğiz onu. Bunun dişisi şu an şeyde, dinlenmede, birazcık kızışsın diye ayırdım. Biraz sonra gösteririz arkadaşlar onu da. Şöyle elime de alayım, elimden bir pay biçeyim. Çünkü kuş göstermiyor kendini. Çok korkak bir kuş ya. Hani bayağı bir korkak bir kuş. Şöyle elimden pay biçin. Bayağı bir iri, kocaman bir kuş arkadaşlar. Çift bilezikli. Yani biz Jumbo'yu bir tık daha hani hobiye dayalı, yani hobi de denmez de. Yani Jumbo talep var ama dediğim gibi yerli, Çekoslovak kadar talep yok. Bu yüzden Jumbo'yu da elimizde ben barındırıyoruz. Hem ben hobi gibi yapıyorum biraz Jumbo kuşunu. Arkadaşlar. Burada dişi Jumbo kırığı, erkek Jumbo var bir tane. Yani dişi de Jumbo kırığı gibi ama işte Jumbo kırıktır ya, ona Jumbo da denmez. Ama bayağı bir iri. Az önceki kuş kadar iriler bunlar. Sadece sakal birazcık daha küçük, bir tık daha. Orada da bir jumbo takım var. Bu da dişinin götü inmiş. İnşallah yumurtlar o da. Burada bir jumbo kırığı şey var, erkek var. Arkadaşlar bunları daha bugün eşe attım. Az önceki mavi erkekle bu gri dişi eşti aslında. Ama boş attılar yumurtaları. Bir de bunlarla deneyeceğiz. Arkada jumbo dişimiz var, bir tane gri jumbo dişimiz var. O da yumurtlayacak inşallah. O bayağı kızgın bir dişi ya. Hani gagası şu an beyaz ama bayağı bir şey bir dişi yani. Yumurtlamayı, yavru yapmayı seven bir dişi. O da güzel bir kuş. Erkeği de arkadaşlar. Bakayım kaç bilezikli bu kuş. Erkeği de 17. 2017 kuşu. Jumbo kırığı bir kuş. Eşe attık. Bayağı, az önce çiftleştiler bunlar bu arada. Onu görüntüleyemedik. Yapacak bir şey yok. İlk eşe attığımız dakika çiftleştiler. İnşallah tamam. Onlardan da yavru alırız bakalım hangisi. Maşallah demeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Göğsünde hafiften mavilik var. Ben yeni fark ettim. Flash açınca öyle gözüküyor ya. Flash da öyle gözüküyor. Albino erkek var orada arkadaşlar bir tane. Albino'nun, Lucino'nun erkeğini bulmak cidden zor. Arkadaşlar yani... Bu yüzden bunları elimizde barındırıyoruz. Seviyorum ben kırmızı göz, bembeyaz ya da sapsarı kuşu. Bu da iri bir kuş yani. İri değil ama sakallı makallı kafalı bir kuş. Yine hoşuma gidiyor. Dişisi yuvalıkta herhalde, aynı. Bakın dişisi de yuvalıkta. Albinolar flash açınca niye mavi gibi gözüküyor? Bu arada şu an onu daha net fark ettim. Bunlar da albino takım arkadaşlar, bakın. Maşallahınızı esirgemeyin lütfen. Yumurtası yok onların. Yumurtasını tamam. Aldım ben. Tamam. Yumurta felci olmuştu o kuşta. Onu da yumurtalarını kaydırdık. Onu da tedavisini yaptık. İnşallah bir daha yumurta atacağız. Şöyle onlar da albino takım kırmızı göz. Bundan da yavru ayrılmış demek güzel. Ama maalesef yumurta felcinden dolayı gitti. Burada çapkın var, bizim en eski kuşlarımızdan. Keşke gönül isterdi ki Minik'i de göstermek. Minik öldü arkadaşlar. Minik diye bir kuşumuz vardı. Yaklaşık bir 4 yıldır, 5 yıldır bendeydi. Ve paso yavru alıyorduk güzel bir şekilde. Paso derken dinlendirerek alıyorduk. Yani yanlış anlaşılmasın. Arkadaşlar bana geldiğinde de yaşı vardı. Maalesef öldü. Bu da onun yadigarı gibi bir şey diyebiliriz. Ona çok benziyor Minik'e. Çapkın, o da erkek. Arkadaşlar dişisi arkadaki yani şimdi Abdi desem anlamayacaksınız arkadaşlar. Ya bizim eski kuşlarımızdan, öyle söyleyeyim. Manevi değeri çok yüksek bunların. Hani o jumbolardan bile daha değerli benim gözümde bunlar. Bunların da yavrusu sahiplendirildi. Arkadaşlar yavrusu sahiplendirildi. İnşallah bir daha yumurtlayacak bunlar. Nasipse yeni yavrularını büyüttüler. Şimdi bir daha yumurtlayacaklar inşallah. Burada da manevi değeri en yüksek olan kuşlardan Abdi dediğimiz kuş, işte Abdi'nin babası. Abdi'nin babası bu. Buna da Abdi diyoruz. Yeşil, sarı, parçalı.
Gördüğünüz gibi yani üretimhanenin en eski kuşlarından bir tane daha bu. Arkadaşlar biz bu işe hafiften başladığımızdan beri neredeyse bizler yani şu kuşun nasıl diyeyim yani 7 yaşında var bu kuş arkadaşlar. Bu da bize nereden baksanız bir 5 yıldır bizde. Ya manevi değeri çok yüksek arkadaşlar. Yani anlatılacak gibi değil. Bize geldiğinde de yaşı vardı inşallah ama bu daha hani dinamik birazcık daha. Yolukta dişi vardı bu. Dişi yolukta şu an elimde. Yolukta. Şişt. Sus bir daha sus. Köpekler de var. Onlar da ufak çaplı bir gösteririz. Göstermeyecektik ama. Hadi gösteririz. Dişisini de çek istiyorsan. Dur onları en son çekeriz ya. Onları en son çekeriz. Dişisi de küllü bir tane dişi var. Bu da yumurtlayacak herhalde. Maşallah. Küllü bir dişi. Çık kızım hadi çık. Aa elime mi? Aa gözüküyor zaten. Çıkartmayalım boş yere. Poposu falan şişmiş. İnşallah o da yumurtlayacak. Anne babası da ben de onun. Aynen. Celal de bu küllü dişinin de anne babası. Yani, kuşların çoğunun manevi değeri var arkadaşlar. Aynen öyle. Ya bu işi dediğim gibi hani üretimhane değil de hani hobi çaplı böyle yani yapıyoruz birazcık daha. Yavruları da veriyoruz işte. Sahiplendiriyoruz, satıyoruz. İsteyen olursa tekrar Instagram sayfasından şey yapabilir. Arkadaşlar, maşallah demeyi unutmayın. Mini'ye en çok benzeyen dişi kuşumuz. Evet. Mini'ye buradan çok benziyor bu da. Hani Mini'nin de ben videosunu atacağım arkadaşlar. Yani Mini'yi merak edenler için paylaşacağım. Videonun sonuna koyarız. Bunlar da böyle bir takım. Erkek böyle kafalı jumbo kırığı gibi bir şey. Dişisi çek. İlk gösterdiğimiz kuşun kardeşi arkadaşlar. İlk mi gösterdi? İkinci mi gösterdi? Evet hatta onu şu an bak gösterelim ki ne demek istediğimizi anlasın arkadaşlar. Bu kuşa iyi bakın gençler. İyi bakın şu dişiye. Hemen sen oraya doğru git tekrar tam bir gösterelim. Unutmuş olabilir arkadaşlar. Ya manevi değeri çok yüksek kuşlar arkadaşlar. Ablalı, kardeşli kuşlar yani. Bu bakın, ablası ha. Arkadaşlar. O ablasıydı bu küçük kardeşi. Bakın burada kuş. Aynısı birebir aynı. Ya bizim kendi aldığımız yavruların yavruları, teyzesi bizde falan yani manevi değeri çok yüksek arkadaşlar. O yüzden diyorum ben. Yani şimdi bu işi yani nasıl diyeyim? Bu hissi yaşayan bilir atıyorum. Kuşunun yavrusu olmuştur, yavrusundan da yavru almıştır falan. Öyle. Dur şunu yuvanın geri takalım. Hatta iki tane yumurtlamıştı galiba. Evet yumurtası var. Onu da gösterelim. Şuradan doğru. Gösterdim. Yani yuvalı taktım ya. Girdi yuvalı. Tamam. Kapatalım rahatsız etmeyelim. Burada da taramalı tüfekler var. Maşallah. Maşallah çıksın da kızımız inşallah. Hafiften yoruldu bu da. Bu batından sonra güzel bir dinlendireceğim bunu. Şöyle ben yuvalı çıkartayım. Sen bir katını çekme. Arkadaşlar dişi yeni ama erkek de aynı şekilde neredeyse 4-5 yıldır bizde olan bir kuş. Mini'nin eski eşi arkadaşlar. Aynen öyle. Mini'nin eski eşi. İlk eşlerinden bir tanesi Mini'nin. Ya bunların ben şöyle söyleyeyim. Biz bu üretimhane eskiden salmaydı. Hani Mini'nin o salmadaki videoları bile var arkadaşlar. Onları bile çekeceğim. Çok eski kuşlar yani. Manevi değeri çok yüksek. Sakallı makallı o da. Çek kırması. Çekle jumbo kırığı kırması büyük ihtimal. Sakallı bir erkek. Zeytin yeşili. Dişisi de aynı şekilde. Dişi de bayağı biri. Şöyle bir dönerse kızımız. Bakın o da hani biraz küçük gibi duruyor ama bayağı bir iri. Bunların yavrusu da bizdeydi. Hani minikle bu yeşil erkeğin yavrusu da bizdeydi ilk yavrularından. Aynen. Bir kardeşimiz çok istedi. Çok istediğinden dolayı da hani kıramadık, verdik. Sevdiğimiz bir kardeşimiz. Kuş hala görebiliyoruz. Aynen. Hoşumuza gidiyor arkadaşlar. Böyle hani çevremizde bu kuşların yavruları olması. Veya ya, bunlar aynı soyu taşıyan, aynı kanı taşıyan. Aynen öyle. Hani belki yani şuradan gördüğünüzde show jumbo gibi çok değerli bir kuş değil. Ama manevi değeri inanın hani bana show jumbo getirseniz, takım da getirseniz nasıl 10 tane show jumbo getirin yine veremeyeceğim bir kuş yani arkadaşlar. Manevi değeri çok yüksek. Orada da bak yumurtalarını da çekelim istiyorsanız. Şöyle gözüküyor mu ki? Şu aşağı ineyim ben. Bir tane bebeği de çıkmış. Bu 8 tane 7 tane yumurtluyor normalde. Kuş birazcık yoruldu arkadaşlar. Bu batımdan sonra bu yavruları büyüsün dinlendireceğiz. Nasipse dinlendirme olayını da şey yaparım size. Ben anlatırım. Ya çok bir olayı yok zaten de. 4 tane yumurtlamış bu sefer işte. Normalde 7-8 tane yumurtlayan bir kızımız. Sen geç şu tarafa daha istiyorsun. Bayağı bir onu da yavrusu aldık. Bu batın dinlendirmemiz lazım artık bunu.
takayım ben. Sen yumaları çek istiyorsan. Şunu takayım yuvalım da girsin o da yatsın yavrusuna. Video için rahatsız ediyoruz. Normalde çok rahatsız etmiyoruz. Orada da Rainbow erkekle beyaz dişi var. DF dişi. 5 tane yumurtaları var maşallah. Birlikte yatıyorlar. Maşallah. Çıksın o da istiyorsan. Çıksın dedim kaçtı. Kaçsın sıkıntı yok. Bu da bizim eski salmanın kuşlarından. Problem yok. Hani uçmayı iyi biliyor bayağı bir. Yakala onu sen. Yakaladık. Şöyle. Rainbow erkek arkadaşlar. Videoda bayağı bir tam bir yeşil gibi duruyor ama. Rainbow erkek yani. Detaylı videolarını atarız arkadaşlar. İsteyen olursa Instagram'dan. Aynen öyle. Şöyle yumurtaları zaten gösterdik. Bir de takımı göster. Erkek Rainbow gri kanat. Dişi de DF arkadaşlar. Kırmızı göz değil. Bembeyaz DF. Yani beyaz çekinik bir gen arkadaşlar. O yüzden hani beyazla Rainbow'u eşe attık. Deneyeceğim ben. Bunlardan denemek istiyorum hani Rainbow yavru atacak mı diye. Rainbow gene baskın gelecek mi diye. Beyaz çekinik bir gen çünkü. Bakalım Rainbow atacak inşallah bunlar. Bu işte de Japones erkekle Cinnamon dişi vardı. Bunlar da manevi değeri yüksek kuşlar. Cinnamon dişi bir çıkarsa biraz fantastik kuş. Elemele saldırıyor bayağı bir. Aramız iyi onunla ama ya. Hemen gelir ısırır beni. Erkek Japones. Erkeği de bizim hani arkadaş ortamı olsun, abiler ortamı olsun. Artist diye geçiyor da. Onun da manevi değeri var. Artist diyorlar ona da. 2019 bilezikli renk kuşu arkadaşlar. Güzel renk kuşu bir yani üst vasıf Japones. Onun dişisini sattık arkadaşlar. Yani birisi çok istedi. O verdik. O yüzden şu an öyle yerli bir tane Cinnamon dişiyle eş. O Cinnamon dişinin de manevi değeri var arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ya şimdi sıkılacaksınız. Çok kuşa manevi bir değeri var diyoruz ama cidden bunları belirtmek istiyoruz arkadaşlar. Bu kafesin %90'ı zaten hani ilk üretimhaneyi kurduğumuzdan beri bizde olan kuşlar. Aynen öyle. Hani üretimhane başka bir yerde. Taha ile bu işe başladığımızda hani yaklaşık 5 yıl falan oldu. Aynen öyle. Yani bunun daha öncesinde bile besliyorduk biz bir şeyler. Nasip etti Allah daha büyük bir yer şey yaptık, kurduk yani. Şuradan bir tane yumurtlamış o da istiyorsan onu da çek. Yeni yumurtlamış. Maşallah. Diğerleri de devamı gelir inşallah diyelim. Koyalım. Arkadaşlar lütfen maşallah demeyi unutmayın tüm kuşlara ya. Gerçekten bayağı bir emek ediyoruz, uğraşıyoruz. Başka göstereceğimiz bir salma falan var. Evet, bunu göstereceğiz demiştik. Oradaki dinlenmeli olan Jumbo'nun dişisi arkadaşlar. Evet, Lacewing arkadaşlar hani bilen bilir. Bayağı bir şey bir kuş hani. Nadir çıkan bir renk. Bunların yavrusunu alırsam inşallah Lacewing falan atarsa direkt kendime ayıracağım. Şuradan doğru çekebilirsin. Bu kuş niye böyle birazcık böyle tavuk gibi derseniz arkadaşlar. Şey bu yumurtladığında tüylerini falan kopartıyor arkadaşlar. Yani kendi bilerek çekiyor, yuvalığa koyuyor tüylerini. Oradan doğru size doğru göndereyim. Yani biraz tavuk gibi olmasının sebebi bu. Çok gözükmüyor. Evet. Durun, şurasını ben kitlememiştim bak gösterelim. Hadi şurayı. Ama dikkat et. Ya bu da böyle dinlendirme salması gibi bir şey arkadaşlar. Ya dediğim gibi bu yavrularını işte alamadık. Yumurtladı. Yumurtaları da bozuldu maalesef. Arkadaşlar bakacağız. Bir daha inşallah şu an ayırmamın sebebi bir tık daha kızgınlaşsın. Daha verimli yavru versinler diye. Erkeğe yeni eş attık mı yavrularından kendime alacağım inşallah. Satmayı düşünmüyorum. Ve burada salmamız arkadaşlar. İsterseniz gireyim salmaya. İnşallah yavrular Lacewing kırmızı göz atar ya Jumbo'dan. Vallahi çok istiyorum. Bakalım. Arkadaşlar şurada kuşlar muşlar var. Bakın şu arkada half cider denemesi var. Half cider kanı taşıyor. Girsin salma ya. Ben çek istiyorsan oraya dön. Bilmesin hadi yaşattım. Önde bir painted erkek var arkadaşlar. Şurada. Onun yanında hemen half cider var işte. Half cider, gölgeli half cider arkadaşlar. Tam half cider değil. Half cider'ın bir tık altı yani. Half cider'a bayağı bir yakın bir kuş. Ondan half cider gelir inşallah. Half cider'da ne diye soracak olursanız internete half cider diye yazarsanız arkadaşlar görürsünüz. O da kendi yavrumuz, kendi kuşlarımızın yavrusu.
Halfsider'ların şeyini çekmiyoruz. O da ayağını sıkıştırmış. Tedavi yapacağız inşallah ona. Ayağı şişmiş birazcık. Sıkıştırmış salmada diğer herhalde. Halfsider denemelerini çekmedik. Çünkü şu an burada onlar ne babası yok. Onlar ne babasını verdik birine. Tanıdık birinde şu an yani. Burada değil, götümanı değil. O da bizim yavrumuz. Bilezik falan bize ait. Burada bir tane mutasyon mor dişi var. Arkadaşlar. Bakın yuvalıkta şu an. İki yuvalıkta da kuşlar var görüyorsunuz. İçinde yumurtası var herhalde. Ben bir var. Geçeyim ben de buraya. Geç istersen. Şey olarak göstereceğim. Bakın orada da önde mor mutasyon var erkek. Sakin geçiyor, sakin. Şöyle çekeceğim. Yani video için rahatsız ediyoruz kuşları şu an. Çok rahatsız etmek istemiyorum normalde ama. Şöyle bir çıksın kızımız. Videoda telefon çalmaz ya. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şöyle hemen gösterebilirsek. Hatta bize işkence çekiyoruz ya şuradan. Şöyle bir dakika toplayayım ben yumurtaları, dağıldı biraz. 5 tane de yumurtası varmış bunun. İnşallah yavruları çıkar. Benim rahatsız etmeye gerek yok. Ya salmayı arkadaşlar birazcık daha hobi amaçlı, zevk amaçlı yapıyoruz. Yani salmada verim çok az oluyor. Verim çok fazla olmuyor salmada. Salmada verim çok olmadığı için hani salmaya çok girişmiyoruz. Sadece burada hani kuşların uçtuğunu görmek, burada eşleşip burada şey yaptıklarını görmek güzel oluyor. Güzel bir iş. O yüzden salmaya şey yapıyoruz. Bir dakika şuradaki dişiyi de göstereyim. Burada yumurtlamış mı? Yok, bayağı götü falan şişmiş. İnşallah bu dişiyle yumurtlayacak. Bu da gri kanat. Arkadaşlar telefon işte az önce kusura bakmayın çaldı. Ona bir baktık. Önemli olabilir, iki kere aradılar diye baktık. Salmada bu şekilde. Şurada bir havalandırmamız var. Şu an çalışıyor, gözükmüyor ama. Bu arada bu kablolar falan buradan saçma duruyor, kusura bakmayın. Bunu günde belli saatlerde çalıştırdığımız için kablo kirliliği olmuyor. Ya bir de koronavirüsü var ya arkadaşlar. Korona olduğu için üretimhanede sık gelemiyorum. Bu yüzden hani birazcık dağınık buralar, kusura bakmayın. Salma da bu şekilde arkadaşlar. İsmail'i tanıyorsunuz. İsmail'le birlikte yaptık salmayı. Salma şöyle. Burada yem kutularımız falan var. Arkada cam falan var. Kuşlar oradan bakınıyor bakınıyor. Güzel bir görsel oluyor işte. Hoşumuza gidiyor. Üretimhanede bu şekilde. Burada takımlar, kafesler falan falan derken, orada kuşlar falan derken, burada kuşlar derken böyle bir üretimhane işte. Bu iki kafeste kuş koymuyoruz. Eskiden burada da takımlar vardı. Kuş sayısını bayağı bir azalttık arkadaşlar. Bayağı bir kuş sattık. Allah'ıma şükürler olsun. Yavrulardan falan da sattık tekrardan. Dediğim gibi yeni yeni kuşlar yumurtlayacak takımlar falan var. Yeniden yumurtlayacak, yeniden yavru yapacak. Yavrularını büyüten takımlar var. Ya bak işte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Kendi çapımızda bir hobi yapıyoruz burada. Yani burada bir dişi dinlendirme salmamız var işte. Kendi hep elimizle yaptık. İsmail falan yardım etti buna. İşte küçük çaplı dişi dinlendirme salması. Ondan sonra burada salma. Burada ros var. Fıstık var burada. Bu Celal'in köpeği arkadaşlar. Anne baba tanıdık Seceleli arkadaşlar bunların da. Altında Kennel'dan Apollo'nun yavruları. Bilmiyorum hani APBT Game Dog'ları bilen varsa. Bunlar da Game Dog yavruları. Bunlar evlat ya, gerçekten var ya. Gerçekten evlatlar yani. Şöyle gösterebilirsek. Bu Rose. Bunun adı Rose. Arkadaşlar şöyle. 5 aylıklar daha. 5 hafiften 6'ya yaklaştılar. Gördüğünüz gibi Rose. Köpeklerin de inşallah videosunu çekeceğiz arkadaşlar. Ama bu videoda değil yani. YouTube'a dönmemizin şerefine birazcık daha konsept muhabbet kuşlarına yönelik olacak. Köpekleri de ilerleyen zamanlarda çekeceğiz. Bu Rose dişi arkadaşlar. Dişi. Bu kuşlar bir sussun ya bir dakika. Kuşları susturduk, tamam. Güzel. Ya kuşlar arkadaşlar çok fazla hani. Aslında bu çok güzel bir şey yani. Kuşların ötmesi şu an her şeyin yolunda olduğu anlamına geliyor ama
Videodayken de öptüler mi? Çok ses kalabalığı oluyor. Burada Rita var. Bu da dişi. Bu da benim arkadaşlar. Şöyle gösterebilirsek. Şöyle bir dişi bu da. Bu da aynı. Kardeşler bu arada köpekler. Bunların diğer kardeşleri de tanıdıklarımızda. Yakın çevrede. Onları da inşallah Allah nasip ederse göstereceğiz sizlere. Ama dediğim gibi ilk başta muhabbet kuşları. Sonradan zamanla köpekleri göstereceğiz. Bunun annesi de bizde. Annesi de tanıdığımızda. Annesini de çekeceğiz. Babasını çekemeyeceğiz. Babası İzmir'e Kenal'a gönderildi çiftliğe. Üretim için çiftliğe gönderildi bunların babası. Tecere falan var diye damızlık olarak sattılar babasını. Şöyle. Yani köpekler bu şekilde arkadaşlar. Game Dog hani APBT Amerikan Pitbull Terrier'i bilen bilir zaten. Anlar şu an köpeklerden anlar. Arkadaşlar kimse ön yargıyla yaklaşmasın köpeklere. Aynen öyle. Yani biz Game Dog dedik diye de dövüştürmüyoruz yani. Yanlış anlaşılma olmasın. Alakası bile yok. Tam anlamıyla karşıyım. Tamamen karşı olduğum bir şey. Arkadaşlar sadece Game Dog'u, yani bu Game Dog'ları dövüş olarak kullanıyorlar biliyorsunuz. Sadece Game Dog'un atikliğini, çevikliğini bir de küçük olmasını. Şimdi bir staff arkadaşlar 40 kiloya, 35 kiloya kadar çıkabiliyor. Bir bully daha fazla arkadaşlar 50 kiloya falan, 60 kilolara çıkabiliyor. Bunları evde beslemek zor. Bu yüzden biz bunları evlat olarak evde besliyoruz arkadaşlar. Yani annesi falan da dediğim gibi çok, annesinin de manevi değeri yüksek bir abimiz de. Onu da çekeriz. Annesinin de manevi değeri çok yüksek. Ya bu yüzden biz bu köpeği, bu köpek ırkına seviyoruz. Bu köpek ırkına birazcık daha hizmet ediyoruz diyebiliriz. Yani evde bebekle kalıyor arkadaşlar. Yani kesinlikle yaşıyor. Dediğim gibi hani o tip işlere karşıyız. Evlat olarak besliyoruz dediğim gibi. Bu Rita, tekrardan söyleyeyim, dişi. A-klas tecereli. Arkadaşlar 5 aylıklar şu an, 6 aylık hafiften yaklaştılar. Şurada da dediğim gibi tekrardan göstereyim, Ross var. Bunlar evde kalıyor bu arada, üretimhanede kalmıyor. Evde kalıyor bunlar. Üretimhaneye gelirken onları da çıkarttık arkadaşlar birazcık fırlasınlar diye. Bu da Ross, bu da dişi. Bu da onun, oradaki Rita'nın kardeşi. Bunların diğer dişi kardeşleri de var arkadaşlar. Onları da inşallah çekeceğiz. Onlar da bizim dostlarımız da, annesi de dostu, şeyimiz de, dostumuz da, abimiz de. Hepsini inşallah çekeceğiz. Çok güzel evlatlar, çok güzel yavrular attı bu Apollon Küba işlemesinde. Bunları da inşallah çekeceğiz. Nasip olursa. Köpekleri de sık değil ama arada sırada çekeriz köpekleri. Böyle işte, bunlar da game arkadaşlar, game dog. Bu dişi de mama yiyor son son, gitmeden önce, üretimhaneye veda etmeden önce. Mama manyağı. Üretimhaneye veda etmeden önce mamasını da yiyor. Birazdan götüreceğiz bunu da. Çok sempatik bu kuş ya. Otur oraya Rita, otur. Otur. Gördüğünüz gibi. Ross Hanım da burada. Ya bunlar arkadaşlar ilk bak doğdular. Doğduklarından beri biz sürekli her gün, yani annesinin yanındayız zaten bunlar. Her gün gittik ziyarete falan. Doğduğundan beri arkadaşlar dip dibeler ya. Hani hayvanlar küçükken bile yan yana olur mu ya? Yatarken yan yanalar, kalkarken yan yanalar. Bir 35-40 günlüğe geldiler, ayaklandılar. Yine yan yana yürüyorlar, takılıyorlar. Tekrardan arkadaşlar yan yanalar. Celal'le bayağı bir aram, samimi. Şu Rita benim arkadaşlar. Ross Celal'in. Öyle evde besliyoruz. İnşallah evde de görüntülerim ben bunları. Üretimhaneyi gösterdik bu video. Bayağı bir uzun oldu ama YouTube'a tekrardan geri dönüyoruz arkadaşlar. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Tekrardan videolara devam edeceğiz inşallah. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.